tadıyorlar değerli dostlarımız. Evet, görüyorsunuz Ulu Cami dehşet. Hakikaten yan tarafında çifte minare var, buradan görmüyorsunuz. Ulu Cami kesiyor, onu da size tanıtacağım değerli dostlarımız. Evet, böylesine güzel bir güzelliği sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet, yine burada böyle iç alanlarımız var değerli dostlar. Evet, harika bir kale, Erzurum Kalesi. Evet, görüyorsunuz değerli dostlarımız, gayet böyle güzel. Hemşehrilerimiz geziyorlar. Evet, evet, görüyorsunuz böyle çeşmeleriyle. Evet, görüyorsunuz değerli dostlarımız, muhteşem bir Erzurum'u sizlere tanıtıyoruz. Evet, çifte minare. Evet, şu anda gözüktü çifte minare camii. Görüyorsunuz. Evet değerli dostlar, görüyorsunuz çifte minareyi de. Evet, hakikaten Erzurum tarih kokan insanları, hakikaten şöyle çok naif, ahlaklı, terbiyeli insanlar gerçekten. Ben onlara hayran kaldım. Misafirperverliklerine, insanlıklarına hayran kaldım. Helal olsun diyoruz. Evet değerli dostlarımız, görüyorsunuz. Muhteşem çifte minare Erzurum'da. Yapanlardan Allah razı olsun değerli dostlarım. Evet sevgili dostlarımız, Erzurum Ulu Camii'ni sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Dış görünümü bu şekilde, tek minareli. Tabii böyle taşlardan yapılma. Hemen karşısında muhteşem Erzurum Kalesi değerli dostlarımız. Gerçekten mükemmel bir alan içerisinde, geniş böyle güzel bir kaleyi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet, cimcime kumbeti ve de Erzurum Camisi. Yanında da çifte minare var değerli dostlarımız. Şimdi Erzurum'un camisinin içerisini bir çekelim inşallah. Evet sevgili dostlarımız, Erzurum Ulu Camii, Atabey Camii Kebir'i sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası Saltuklar zamanında 12. yüzyılda yapılan bu cami, Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle, zaferinden sonra Anadolu'yu fethe memur ettiği beylerinden Emir Nasuriddin Muhammed tarafından 1176 yılında yaptırılmıştır değerli dostlarımız. İbadete açılmıştır. 1639 yılında Nasuh Paşazade Hüseyin Paşa tarafından da onarılmıştır değerli dostlarımız. Gerçekten çok güzel bir cami. İçini de sizlere tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Tabii o Saltukları aynı zamanda Osmanlılar 1299'da devlet kurulduğunda daha Osmanlılar yoktu. Bu cami Osmanlılardan önce yapılmış olan bir camidir değerli dostlarımız. Bundan yaklaşık 800 sene diyebiliriz değerli dostlarımız. 800 sene önce yapılmış bir cami, sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız.
Evet. Saltuklar zamanında yapılmış olan Ulu Cami'yi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi Ulu Cami gerçekten muhteşem genişlikte, büyüklükte bir cami. Gördüğünüz gibi. Evet. Görüyorsunuz. 1176'da yapılmış olan Ulu Cami'ye Saltuklar inşa etmişler değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem bir mimarisi var değerli dostlarımız. Görüyorsunuz, burası bayanlar yeri. Orayı çekemiyoruz. Helal olsun ecdadımız. Her dönemde İslam'ın emir ve yasaklarını en güzel bir şekilde yerine getirmişler değerli dostlarımız. Burada biblolar var. Evet. Görüyorsunuz değerli dostlarım. Evet. Saltukların hemen hemen en büyük camilerinden bir tanesidir. Atalarımıza helal olsun diyoruz. Daha Osmanlı'dan önce yapılmış olan böylesine böyle güçlü kubbeleriyle hakikaten yani Osmanlı'ya da örnek olmuş mimari olarak da güzel bir cami olduğunu buradan beyan ederim değerli dostlarımız. Sizlere Erzurum'a geldiğinizde Ulu Cami'de bir namaz kılıp bizlere de dua edin inşallah. Atalarımıza da Selçuklu Sultanına da pardon Saltuklu Sultanına da dua edin inşallah değerli dostlarımız. Evet, muhteşem bir camiyi sizlere tanıttık. Allah kabul etsin Rabbim. Yaptıranlardan Allah razı olsun. Değerli dostlarımız görüyorsunuz. Böyle muhteşem bir alanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Allah kılmış olduğunuz namazlarınızı, yapmış olduğunuz ibadetlerinizi, hayır hasanatlarınızı kabul etsin inşallah değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Erzurum'dan hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Ben Ercan Gönültaş. Sizleri Allah için kalben seviyorum. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Çifte Minare Erzurum'da gerçekten herkesin uğrak yerlerinden bir tanesi. Aynı zamanda turistik bir alan. Gelmişler burada. Ama iç ama dış turistler de bu bölgeyi en çok gezenlerden bir tanesi. Evet sevgili dostumuz, hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler. Evet değerli dostlar, görüyorsunuz. Bu mekanlar aynı zamanda tarih kokan mekanlar. Gördüğünüz gibi Erzurum Kalesi, Cemili Kumbeti, Ulu Camii ve de Çifte Minareli camimiz, medresemiz görüyorsunuz değerli dostlarımız. Şimdi size de burayı yakından tanıtalım inşallah. Yine orada bir tarihi camimiz daha var değerli dostlarımız. Buranın her tarafı cami aynı zamanda. Her tarafı cami. Bakın orada bir cami. Yine hemen burada bir cami. Yani her tarafı, Erzurum'un her tarafı inanç kokuyor. Gerçekten. Yani dindar insanlar, ahlaklı insanlar. Allah hepsinden razı olsun değerli dostlarımız.